Emir, İran Azerisi. Yaklaşık 4 sene Türkiye'de çalıştım, okudum. Üniversitede, Samsun şehrinde, sanat bölümünde. Grafik tasarım okudum. Şu an İran'dayım, kendi memleketimde. Sadece bazı orada olan ya İran'da ya Türkiye'de olan arkadaşlar soru sordular meraklı olduğu için bu videonu hazırlamak istedim. Yani masrafları İran'da ne kadar oraya farklıdır, biraz oraya ilgili veya İran'a hakim olan şeyleri anlatmak istediler. Yani ben onlara yardımcı olayım diye bu videonu hazırladım. Aslında bu çok küçük bir video olacaktır. Sadece bilgilendirmek için, yani bilginiz olsun diye anlatmak istedim. Yolculuk veya nasıl İran'a geldim ve bu masrafları daha ucuz olsun diye 2 gün, 3 günlük bu yolculuğumuzda daha iyi olsun. Yani tecrübelerimi paylaşmak için. Yani masrafı az olsun, gidelim İran'ı görelim. Bir şey olsam orada bilgilendirmek için, bilmem tecrübe olduğu konusuna ilgili. Yani paylaşmak isterdim. Orada arkadaşlar vardı, diyordu nasıl gittin? Ya sen diyordun 250-300 TL'ye nasıl gittin İran'da? Durdun, kaldın, döndün, geldin. Yani çok aşağı masrafı konusuna ilgili kendini toparlıyorsun. Bir şey gittikçe bir yerlere masrafını buluyorsun. Yani o masrafları nasıl karşılığını çıkartıyorsun bu kadar yani. Ben onlara bazen anlatmıştım, yani ufak fazla aile desteği almadan kendi bu işten yapıyorum. İran'ın sadece bu vize masrafı falan yok. Sadece pasaportunuzu veriyorsunuz. Bildiğiniz gibi komşu ülkedir ve yani pek fazla ben tarif etmek istemiyorum ve reklam istemiyorum, reklam vermek için. Sadece bu yardımcı olmak için. Nasıl gelsinler falan. Hani şey gibi düşünün. Kürdistan gibi. Yani çok sıkıntısı yok. Sadece pasaportunuzu gösteriyorsunuz. Evet, vize vermeden geliyorsunuz. En yakın olan büyük şehirde Türkiye, Tebriz şehri, Azeri olan bir şehir, memleket. Nüfusu yaklaşık 3,5 milyon. Ve büyük şehirlerden birisi. Burada ben gelip bazı şeylerin ucuz olduğu için ucuz olurdu, alırdım ve götürüp Türkiye'de satıyordum, masrafımı buluyordum. Yani siz de aynısını yapabilirsiniz. Bazı öğrenciler var, yani herhangi bir insan kişisel bir şeydi de, ama bazen insanlar genç olur diyor, abi ben çok masraf etmeden gidip görürüm gelim diye düşünüyorlar. Bunu o yüzden şey yaptım, videonu hazırladım. Ben sadece Samsun'da yaşıyordum. Oradan 150-160 TL'yle sınıra kadar geliyordum. Yani herhangi bir şehirde olduğunuzda yani 150-180 civarında da değişiyor. Yani sen İzmir'den de geldim direkt sınıra kadar 180 lira. Diyelim 170-180 lira düşünelim. Nereye kadar? Iğdır'a kadar. Iğdır, Dobayazıt aynı arabada olur. Dobayazıt'ta zaten sınırından 5-6 kilometre mesafe vardır. Oradan da 8 lirada oradan Iğdır'dan ta sınıra kadar veriyordum. Sınırda inip dolmuş arabalar var. Rahatlıkla binip kendi memleketime geliyordum. Yaklaşık Karadeniz'in Samsun'undan Bura kadar hep 16-17 saat zaman götürdü. Yani fazla zaman masraf etmeden yani sabah çıkıp akşam 11'de 12'de uğraşıyordum. O yüzden buranın da masraflarını bulmak için de bazı şeyler vardı daha ucuz olduğu. O yüzden alıp orada satıyordum veya onu da diğer arkadaşlarımız dedikleri gibi yardımcı olabilirim. Mesela burada bildiğiniz gibi bazı sigara masrafları falan bulmak için veya yol masrafınızı bulmak için burada sigara bildiğiniz gibi çok ucuz, vergi falan, maliyet yok. O yüzden buradan alıp orada götürüp ve satmak için en azından o otobüs, araba veya uçak paranızın yarısını karşılayabilirsiniz rahatlıkla. Çok rahat da satabilirsiniz, rahat da alabilirsiniz. Çünkü zaten sınırın diğer tarafında uğraştığınızda hemen orada kendileri
para verip alıyorlar. Diğer konuya ilgili burada Tebriz şehrinde dediğim gibi aynı sizin İzmir gibi 3,5-4 milyon nüfusu vardır. Hani insan olarak yani sizin gibi değiliz de ama bayağı alçak gönüllü, samimi insanlar, Azeriler bayağı burada kendiniz yabancı hissetmezsiniz. Çok değişik şeyler var demeye gerek yok. Zaten kendiniz gördüğünüz, gelip görseniz anlayacaksınız. Hani bildiğiniz gibi şeriatla yönetiliyor ama o kadar çok fazla detaya gerek yok. Zaten eskisi gibi değil. Burada da rahatlık var. Yani şey olarak ekonomi hariç bazı şeyler daha iyidir. Yani kendinizi tecrübesini elemek için tecrübe adınız olsun diye değeri vardır yani denemek için. Mesela burada ayakkabı tebrizde Türkiye ile karşılaştığında kalite olarak aynı yaklaşık geliyor. Fiyatı daha yarı ve yarı farklı diyor. Mesela orada istediğiniz ayakkabını deri olarak, deri yani spor değil de sen 180-200 lira aldığınızda burada rahatlıkla 45-50 lira alıp yani bazı şeyler var mesela cep telefonlar falan ucuzdur. Bazı şeyler vardır yani buradan alıp en azından kişisel olarak bir tane iki tane yanınızda götürürseniz yani orada hem kendiniz kullanabilirsiniz istediğiniz zaman satabilirsiniz. Sonuçta hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bir şey kazanırsınız. Niye diyorum? Çünkü bir yolculukta bir şeyler anlayacaksınız. Bazı şeyler alıp satacaksınız veya bir tecrübenize bir şey eklenecek. O yüzden yani Türk vatandaşlarımıza, Türk arkadaşlarımızı çok seviyorum. Çünkü onlar çok iyiliklerde bulundular bize ve her zaman onlara memnunum. Çünkü onlar gerçekten yani Türksiz Türkler diyorum. Allah razı olsun. Her zaman bize iyilik yaptılar. Biz kötülük görmedik. Yani burada da gördüğüm kadar, elimden geldiği kadar Türk vatandaşı gördüğümde İran memleketinde, Tebriz'de ya diğer memleketler, şehirlerde elimden geldiği kadar yardımcı olabilirim. İstiyorum ya oğlum ve oluyorum da. Yani sizi de seviyorum. O yüzden bu videonu paylaşmak isterdim. Herhangi bir soru soran sorunuz olursa söylediğiniz zaman aynısını ben size cevap verip ve elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Dediğim gibi rahatlıkla gelip burada bir iki gün durup bir şeyler alıp satırsınız orada masrafınızı bulursunuz bir şeyler görürsünüz öğrenirsiniz hiçbir şey kaybetmezsiniz. Yani gençken yani bir şeyleri korkmadan yani bir şeyler yapmamız lazım yani bu herhangi bir aileye sıkıntı yok yani buranın bildiğiniz gibi yani komşu bir ülkedir yani bazı Türk arkadaşlarımız şey olur yani İran'ı Suriye ile Irak'la karıştırıyor. Sanki mesela İran, Türkiye, İran, Irak gibi savaş var. Öyle bir şey değil. Yani bildiğiniz gibi İran'da emniyet konusuna ilgili çok güçlü bir ülkedir. Herhangi bir tor, savaş, hiçbir şey yok. Hemen önünü kapatıyorlar yani. Öyle bir izin vermiyorlar böyle savaş sıkıntı olsun. Çok emniyetli bir şehir memleket. Yani gezmenizi, gezip buranı görmenizi tavsiye ederim. Şey konusuna ilgili bazı alışveriş konusuna ilgili yani yeni dönemde bu son 2-3 ayda yani para değerinin para biriminin sizin değerli olduğu ve buranın inişi değer konusuna ilgili bazı şeyleri size kazandırıyor ama herhangi bir şey değil çünkü mesela burada da pahalaşıyor. Yani bazı şeyler var daha ucuzdur. Onları bazı şeyler sadece dediğim gibi ayakkabı olur. Bazen mesela cep telefonları olur. Smartphone'lar veya dijital bazı şeyler vardır. Onları diğer videolarımda vlog çekip söyleyeceğim de sonuçta yani bir türlü yardımcı olun size diye bu videonu çektim. Yani İran konusuna ilgili herhangi bir sorunuz varsa söylediğiniz zaman ben inşallah Allah'ın izniyle yardımcı olacağım. Her konuya ilgili yasa dışı değil de ama yolculuktur, masraflardır, bilmem hangi şehirler güzeldir, neler var neler yok, ne içiyorlar. Yani bu çevrede yani dilim çok da fazla iyi olmadığı için de özür dilerim. Sonuçta yardımcı olmak için size destek verebilirim ve yardımcı olabilirim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'a emanet. Teşekkür ederim.